Selamun Aleyküm. Yeni bir videoyla sizlerle birlikteyiz. Kıymetli Aziz Cemaat, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi Ruslarla bir kapışmamız var. Ruslarla savaşacağız. Bu odandan üstümüze doğru geldiler. Kuzeyden, bu odandan Ruslar geldi. Balkanlarda Avusturya ile savaştık. Bir de Polonya, bakın buradan toprak almış. Geçtiğimiz bölümde de söylemiştim bunu ama olsun, bir daha söyleyeyim. Yani Avusturya'yı o da zorluyor. Bir de ticaret limanlarını kapattığımız için Haçlıların. O yüzden bize karşı dayanmakta zorlanıyorlar. Ama bizim de ekonomimizin çok parlak olduğunu söyleyemeyiz. Yani bizim ekonomide çok parlak diyemeyiz. Tamam, Haçlıların ticaret limanlarını belki kapattık ama bizim ekonomide çok parlak değil. Yani acilen ticaret gemilerimizin ham madde toplaması lazım. Şimdi hangi ham maddeyi toplayacağımıza karar verelim. Veya buna bir dahaki tur karar verelim. Bir dahaki tur karar veririz ona. Şimdi hemen Ruslarla bir savaş yapmamız lazım. İtibarıma bakayım. İtibarım hala düşük. Ama ben bunu yükseltmesini bilirim. Bu kadar okula rağmen 2, 3, 4, 5, 5 tane okula rağmen hala düşük. Hatta bir tane okulda geliştiriliyor. Yüksek okula yükseltiliyor. Ona rağmen hala düşük. Fakat ben bunu yükselteceğim. Rasathane-i Humayun yapacağım. Bir Rasathane-i Humayun. Gök bilimleri, ilim, bilim, bunlar geliştirilecek. Fen bilimleri. Hepsi yapılacak. Rasathane-i Humayun İstanbul'da da yoktu zaten. Oraya da bir şair mektebi İstanbul'umuzda geliştirelim. Bir İstanbul'daki İstanbul'da değil de Ankara'daki, Anadolu'daki kıymetli dostlar, şey yapalım. Ne yapalım? Ama burada reform isteği varmış. O zaman bir şey yapamayız buraya. Tamam, bu şekilde olsun. Şu savaşı bir oynayalım. Veya otomatik mi geçeyim, ne dersiniz? 300 kişi ama topları var, çok tehlikeli. Bizimkiler pes edebilir. Yok, ben riske giremem ya, kendim oynayacağım. Hemen bir hızlı bir şekilde oynayalım bu savaşı. Çünkü riske giremem. Eğer ordumu kaybedersem çok zorlanırım. Tekrar ordu basmak çok zor olacaktır. Riske girmeyelim. Hadi oynayalım. Zaten şimdi ben duraklat yapacağım. Videoyu duraklat yapacağım. Hızlı bir şekilde atlayacağız. Yerleşim yeri kuşatıldı. Evet, savaş meydanına geldik. Toplarımızı hemen yerleştirelim. Bir topumuzu böyle alalım. Serhat kolu en ön tarafa, Yeniçeriler arkasına. Biraz sisli bir hava, farkındaysanız biraz sisli bir hava var. Sisli bir havada Baltacı Mehmet Paşa savaşacak. Burada biraz daha ordusu kalmış, başıbozukluğa kalmış. Başıbozukluğa da şöyle alayım. Bunlara grup düzeni vereyim. Oo, hiç ummadığım yerden mi çıktı düşman? Nereden çıktı? Düşman nerede? İsten gözükmüyor. Sağ taraftalarmış. O zaman bu tarafa doğru dönelim. Dilerseniz hızlandıralım oyunumuzu. Deli süvarileri de geldi. Bunlara ihtiyacım yok ya. Yani şu an zaten kazanırız bu savaşı ama ben yine de bunları da çekeyim bu tarafa doğru, ne olur ne olmaz. Toplarımız sakın ateş etmesin şu an. Zaten orayı vuramaz ki. Şu askerlerimiz de hızlı bir şekilde ilerlesin. Deli süvarilerimiz de ilerlesin. Bakayım, düşman topları var. Umarım o topları kurup ateş etmeye başlamaz bana. Ben topumu yanlış yere kurdum. Bu taraftan çıkacağını tahmin etmedim düşmanın. O yüzden yanlış yere kurdum toplarımı. Deli süvarilerimi şuranın arkasına saklayabilir miyim? Sisten gözükmüyor, bir saniye. Şöyle. Tamam. Hızlandıralım zamanı yine. Şimdi bunları şu hizaya getireceğim ordumu. Tam şu mouse'ta gösterdiğim hizaya getireceğim ordumu. Bu hizaya getirdiğim zaman misket topu atacaktır üzerime. O misket topunu durdurmak için deli süvarilerini gönderebilirim.
veya başıbozukları önden tampon olarak gönderebilirim. O şekilde bir taktik geliştireceğiz. Bakalım neler olacak. Rus ordusunu yenmek zor olacak. Bir tarafta Türk birlikleri, bir tarafta Rus birlikleri karşı karşıya. Hemen ordumu ön tarafa getireyim. Demek Rusların da kendi uğraştıkları işler var. Yani Baltık Denizi'nde, Baltık bölgesinde falan savaşıyor ya bunlar. Yani bize fazla çok ordu getirememişler. Bizim üzerimize çok fazla ordu getirememişler. O dikkatlerden kaçmadı. Hey! Gel 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 dedi. Kaç 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 kaç. Kaç 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 kaç. Kaç 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 kaç. Başı bozuk. Gel oğlum. Başı bozuk gel oğlum gel oğlum gel oğlum. Azarlar nerede? Azarlar. Siz de şöyle gideceksiniz. Şöyle. Başı bozuk git. Başı bozuk git. Tampon ol. Ön taraftan tampon yapacağım seni. Azarlar. Yaklaşın oğlum. Hey, niye koramıyorum? Şöyle gel. Başıbozuk saldır. Başıbozuk saldırıya geçti. Hadi çocuklar. Başıbozukları saldırttırıyoruz. Güzel. Buradaki askerlerimizi de şöyle yana yanaştıralım. Süvarilerim şuraya saldırabilir. Güzel. Bir yandan başıbozuklar ateş, bir yandan başıbozuklar saldırdı. Bir yandan nişancılarımız ateş ediyor. Artık o topu pes etmesi lazım o topların. Süvariler de bakın arkadan saldırıya geçti. Bana sıkıştırdık. Bana kim ateş ediyor? Sen neden hasar alıyorsun? Kenara çekil. Ha, şöyle pozisyon alalım. Deli süvarilerimiz şuraya doğru saldırsın mı? Veya saldırmasın, kaçsın. Kaç 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 kaç. Etraf çok engebeli, çok çıkıntılı. O yüzden mouse'la bir türlü seçemiyorsun. Çok engebeli etraf. Şunlar ateş etmesin şimdilik. Kanattan sarabilirsin. Toplarımızı kurmaya gerek kalmadı. Toplarımızı kurmaya gerek kalmadı. Yeniçeriler de gelsin. Güzel. Topumuz var. Topumuz da gelsin. Aa. Deli sularımız pes etti tabii. Ben sana geriye çekil demiştim ama sen çekilmedin. Veya da çekilemedin. Serhat kulları hazır mı? Serhat kulu. Ateş. Serhat kulu. Bunlar kim buraya gelen? Başıbozuklar. Başıbozuklar çıkın buradan. Başıbozuklar çık buradan.
Hemen topumuzu kurmamız lazım. Ya bu sisli havalara niye yapıyorsunuz ya? Bak, insanlara güzel bir seyir zevki yaşatacaktım ben burada. Sisli havadan dolayı. Sisli havadan dolayı. Savaş seyri azaldı. Savaş seyrinin zevki azaldı sisli havadan dolayı. Yani oyun yapımcılarına söylüyorum. Gerek yoktu sisli havaya ya. Normal düz bir sıcaklık yap işte. Düz bir arazi yeter ya. Top atışına başladık ve Rus ordusu pes etmeye başladı. Top atışıyla birlikte Rus ordusu pes etmeye başladı. Elhamdülillah. Allah'a şükürler olsun. Güzel bir zafer alıyor Osmanlı ordusu. Ya 184 kişi nasıl öldürebildiler bizden? İşte deli süvarisine geriye çekilelim, çekilmedi. Bir de ben onu göremedim orada, yani geri çekilmediğini görüp tekrardan geri çekil diyemedim. Neden diyemedim? Çünkü hava sisliydi. Hava sisli olduğu için görmedim. Geri çekildi zannettim. Boşu boşuna askerlerim orada gitti. Saldırın! Yani sisli havadan dolayı deli süvarilerini geriye çekemedim. Unuttum onları orada. Görmedim. Şimdi neyse, çok bir sorun değil ya. Şunları iyileştirelim şimdi. Paramız da bitti zaten. Bodan'a saldıracağız Rusların üzerine. Burada isyan problemi var. Bu isyan problemini nasıl halledebiliriz? İlk önce şu leş kargasını öldürmemiz lazım. Şu leş kargasını bir öldürelim. Ama nasıl öldüreceğiz bu leş kargasını ya? Bu leş kargasını nasıl öldüreceğiz? Çünkü öldürme yüzdesi çok düşük. Öldürme yüzdesi çok düşük. O zaman şöyle deneyelim. İlk önce burada tecrübe kazanmaya çalışalım. Tecrübe kazan dedim, öldürüldü. Tecrübe bile kazanamadı. Çok beceriksiz bir ajanımız varmış demek ki. Tecrübe kazanması için sadece şuraya soktum, öldürüldü. Yani hiçbir görev bile vermedim. Kundaklama, suikast, hiçbir görev vermedim. Ona rağmen öldürüldü. Bakalım bakalım. Başka yapacağımız bir şey yok. 4000 altına çıktı para, çünkü askerler azaldı ya. Bazı askerler gitti. Buradan hala vergi almıyormuşum ben. Alabilirim artık. Oo, 400 altında buradan geliyor. Burada hiç Müslüman nüfusu yokmuş. Buraya biraz Müslüman nüfusu çekebiliriz. Cami falan yapılabilir buraya. Ama bu geliri de çok iyi ya. Geliri çok iyi oranın. Mora Yarımadası'nı iki fethetmişiz. Çok güzel geliri var Mora Yarımadası'nın. Doğuya hiç bakmıyoruz, farkında mısınız? Doğuda hiçbir şey yapmıyoruz. Doğuda bir savaşımız yok, fakat Malatya Konfederasyonu geldikten sonra doğuda da savaşmaya başlayabiliriz. İran'la olan müttefiklik ve ticaret anlaşması bizi kurtardı, yani askere çok fazla para harcamadık. Şimdi Malatya geldiği zaman ne yapacağız bakalım. Şimdi İran'ı falan da almamız lazım oyunu kazanmak istiyorsak. 1712 yılındayız. Yani 1730 yıllarına doğru, 1730'lara doğru falan buraları temizleriz gibi geliyor bana. Belki 1740'a doğru, belki 1730'lara doğru. Kazanırız ya. Turu geçelim. Buna hiç de hazır değilim ya.
Yani ordum hala eski. Hala sadece toplarla bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Top gücüm var fakat ordumun ateş gücü fazla yok. Sadece yeniçerilerle savaşıyoruz. Zor. Bu çok zor bir şey. Çok zor bir şey. Acilen ham madde toplayıp ticarete asılmamız lazım ki daha güçlü ordular çıkarmamız lazım bu sayede. 2. August Sultan 2. Mustafa'ya savaş ilan ediyor. Sultan 2. Mustafa ordularını toplayacak. Daha fazla ordu toplaması lazım Sultan 2. Mustafa'nın. Şu an bizim elimizde 2 tane ordu var. Bir tanesi Baltacı Mehmet Paşa'nın ordusu. Bir tanesi de Cevat Rıza Paşa'nın ordusu. Bu ordular daha da güçlendirilmeli. Avusturya'nın yanına Balkanlar'da bir de Polonya eklendi. Venedik vardı. Papalık vardı. Avusturya vardı. Bir de bu Haçlı İttifakı'na Polonya da ekleniyor. Polonya elçisi savaş ilanını duyurdu. Baba Ali'ye geldi. Bir savaşa daha girdik. Hadi bakalım hayırlı olsun. İşimiz zor. Yeni tura geçtik. Yeni tur. Ticari gemileri hemen gönderelim. Doğu Afrika. Doğu Afrika'ya gönderdim. Yani fil dişi toplayacağız. Etrafımız düşmanlarla çevrili. İşimiz zor. Bir tek İran müttefiğimiz. Hemen ticari gemileri yine çıkartalım. Ekonomi kötü. Çok yani. Bakalım Polonya'nın ordusuna. Bunlar bize savaş ilan etti işte bakın. At piyadeleri 70 40 40 isabet 7 moral. 40 isabet 7 moral. Süvarilerin gücü o kadar fazla değil. Oh. Bir Haçlı ittifakı bize karşı. Biz şimdi ordumuzu güçlendirmemiz lazım. Ruslar da burada geliyor üstümüze. Cevat Rıza Paşa, seni severim bilirsin. Keskin nişancı özelliğin var. Yani topları çok iyi kullanıyorsun. Yürekli bir öndersin. Muharebelerde moral veriyorsun orduya. Muharebede mermi ve topları dert etmektense yapacak daha iyi şeylerin olduğuna eminim. Bu general, bu paşa savaş alanında düşmana karşı sıklıkla kılıcını kullanmıştır. Cesaret bu generalin mizacında kalıcı bir özelliktir. Saldırgan hücum eden, bu adam saldırgan tavırlara taktiksel mükemmellik olarak tercüme edilebilir. Bu vasıf muharebe meydanında düşman ordularına saldırıldığında alınan tekrar başarılarıyla yenilenebilir. Güvenilir general bu şahıs harp sanatından anlıyor. Bu muharebede alınan zaferin neticesidir. Altın sırmalı onbaşı piyadeye artı bir, muharebede artı bir. Bu adamın piyade savaşı ve taktiklerine yönelik doğuştan bir kabiliyeti var. Piyadeyi kullanmayı beceriyor. Çok cesur. Topları kullanmada çok iyi. O zaman Cevat Rıza Paşa'yı Rusların üzerine saldırtıralım. Ancak Baltacı Mehmet Paşa'ya da bu ordu güçlendirilmeli. Baltacı Mehmet Paşa'nın ordusu güçlendirilmeli. Umarım Polonya Avusturya ile savaşıyordur. Bakalım Polonya Avusturya ile savaşıyor. Evet, Polonya Avusturya ile savaşıyor. Şu an bana saldıramayabilir Avusturya ile savaştığı için. Venedik bana doğru gelebilir. Umarım gelmez. Venedik'in bir düşmanı da olsa hiç fena olmaz benim için. Çok zor. Yani acilen para, acilen para, acilen para. Para ihtiyacımız var, altına ihtiyacımız var, akçeye ihtiyacımız var.
Bir de huzursuzluk var imparatorlukta. Bu reformdan gelen bir huzursuzluk olsa gerek. Reform yani ıslahatlardan çok fazla ıslahat yapıyoruz. Çok fazla ıslahat yaptığımız için imparatorlukta. O yüzden halkta da biraz huzursuzluk, homurdanmalar var. Yani bir tur daha oynayalım. Bir tur daha oynayalım şu ticaret gemilerimiz ulaşsın. Ama Ruslara da saldırmam gerekiyor ama bu bölüme saldırmayacağım. Bir dahaki bölüme yetişecek Ruslarla olan savaşımız. Alimimiz bir okula daha yaklaştı. Bir alimimiz daha var. Haydi bakalım. Yani bu Haçlı İttifakı'na karşı işimiz çok zor. Gerçekte de öyleydi yani hep tektik hep tektik yani Haçlı İttifakı'na karşı hep tek başımızaydı. Gerçekte de öyleydi yani. Yani kaç Haçlı seferi göğsümüzü söndürdük. Okulumuz büyütüldü. Yüksek okula geçti. Güzel. Altyapısı geliştirilebilir buranın. Şu madeni geliştirelim. Para kazanma ümidiyle. Ziraatı geliştirebiliriz. Ziraat. Şimdi Ruslar burayı kuşattı. Bakalım Cevat Rıza Paşa'nın ordusuna bu şekilde. Rusların ordusu bu şekilde. Polonya şu an üstümüze gelmedi. Bizim acilen ordu çıkarmamız gerekmiyor mu? Gerekiyor. Acilen ordu çıkarmamız gerekiyor. Yine top çıkaracağım ben. Yine bir top çıkartayım. Şunlar gelişsin ekonomi adına. Tamam. Yani bakalım Baltacı Mehmet Paşa'ya işte bir tane daha top ekleriz. İki tane top olur. Yeniçeriler var. Serhat kulları var. Savunma yapmaya çalışırız. Yani zaten buraya yaklaştıkları zaman hemen hızlı hızlı basarım ben ordulara. Yetişirim buraya. Bir şey olmaz. O kadar da kötü durumda değiliz canım. Abartmayalım yani. Abartmayalım. O kadar da kötü durumda değiliz. Güzel güzel gayet iyi. O kadar kötü bir durum yok. Ordumuz var. Eski bile olsa var. Top gücümüz çok iyi. Ekonomi de güçleniyor. Ticaret gemilerinin gitmesiyle. Güzel durumumuz. O kadar kötü bir durumda değiliz. Güzel yani kalkınmaya hazır bir durumdayız. Kalkınmaya hazır bir durumdayız. Dilerseniz bu turu da geçelim diyeceğim ama bunlar saldıracak. Neyse bu bölümü burada bitirmek zorundayız. Çünkü Ruslarla şu an savaş yapamayız. Eğer yaparsak video çok uzar. Bir dahaki bölümde ticaret gemilerimiz hedefe ulaşmış olacak. Gelirimiz 4000'lerden 8000'lere, 9000'lere kadar yükselecektir. Belki de 10.000 olabilir. Sonra da ordu basarız. Daha da ordu basarız. Balkanları falan fethetmeye çalışırız. Bu şekilde bir planımız var. Bu bölümün de sonuna geldik. Kıymetli dostlar, like atmayı, abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.